paylaşıp gülmekse mesele. Katıl aramıza ve de sen de söyle. Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Haber seyretmeyi, haberleri takip etmeyi seven var mı? Şöyle olsa ne güzel olur diyen. Şurada bir arkadaş var, bakalım küçüklerimiz ne düşünüyor? Şey, okulların tatil olmasını. Kar tatili. Değil mi? Bizde böyle de kar yağsın. Hep kar yağma haberi olsun mesela. Yani kar yağmasa da haberi mi olsun diyorsunuz? Hayır, hava durumunda mesela hep kar yağsın. Peki diyelim bekliyorsun, kar da yağıyor. Ümitlisin ama yok, okullar açık dendi. O zaman ne yapıyorsun? Giderim okula. Moralim bozuluyor. Moral bozuluyor değil mi? Peki var mı eklemek istediğin bir şey var mı? Bir de şey, engelliler için daha çok şey yapsalar böyle, yardım gibi. Yani öyle haberler olsa. Yani büyüklerimiz hayatı hepimiz için kolaylaştırsalar keşke diyorsun. Hı hı. Doğru. Evet, küçük bir arkadaşımızın tavsiyesi efendim. Bence büyüklerin de bunu düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Ne diyorduk ki biz darmadağın? Bakalım haberler güzel olursa insanların birbirini sevdiği anda haberler nasıl değişiyormuş onu izleyelim. Buyurun. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızda olmaktan çok mutluyuz. Ay ya da o kadar mutluyuz ki. Yönetmenim azıcık müzik verin, oynayalım ya. Hadi. Ay efendim. Gezegenlerin 365 bin yılda bir yakaladığı açı sayesinde dünya sevgisine kapıldı. Ay işte bu konuyu konuşmak üzere. Şimdi uzay bilimci Mehtap Hanım geliyor. Gel. Efendim nasıl oldu, ne oldu da biz böyle vıcık vıcık bir sevgi seline kapıldık? Yılda bir 3-5-8 açısını yakalar. Bu açıyı yakalayan dünya bir sevgi döngüsüne girer. Ay peki bizi ne bekliyor Mehtap Hanım? Bir de bir şey söyleyeceğim. Heh. Size bir sarılabilir miyim? Çok tatlısınız. Kız yapma ya. Çok tatlısınız. Canım canım. Geldiğinden beri içimde de söyleyemedim. Heh. Efendim hepimizi çok çok mutlu günler bekliyor. Bakın teraziler dengeyi sağlayacaklar. Akrepler huzura kavuşacaklar efendim. Balıklar da sadece ve sadece mutlu oldukları şeyler için ağlayacaklar. Oh, çok şükür. Yani ne güzelmiş be. Ya. Çok güzel. Teşekkür ederiz Mehtap Hanım. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. O zaman ben gidiyorum canım. Sevgiyle kal. Sevgi seninle olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Mehtap Hanım'a teşekkür ediyor ve sevgi döngüsünün ardından siyasette neler olduğunu görmek üzere başkente dönüyoruz. Hop döndük. Buyurun. Efendim, muhalefet lideri İbrahim Çekiç ve başkan Fikri Tarhan Hacı'ya bağlanıyoruz. Bağlandık mı? Bağlandık. Ya bir müzik verin, ne olur biz de oynayalım. Çok canımız çekti ya. Ne olur. Ay çok güzelsin maşallah. Ya
tamam başkanım ya. Bak şimdi bak. Ya öyle deme. Yakından bakalım mı? Ya. Hop, hop. Stüdyoda. Hop hoş geldin. Hop stüdyodayız. Hop hoş geldin. Stüdyo başkan. Ben size bir şey soracağım. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşıyor. Bunun hakkındaki yorumlarınız nedir? Kim kazanır, kim kazanır? Ben buradan bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Oyunuzu bana vermeyin, İbrahim Bey'e verin. Hayır, kesinlikle kabul edemem. Ben muhalefet yapmak istiyorum, ne olur. Oyunuzu Fikri Bey'e verin, ne olur bana bak, hadi. Aa, lütfen darılırım. Ben sizin partiye vereceğim oyumu. Bana ne, bana ne, bana ne istemiyorum. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Vereceğim, sizin partiye vereceğim oyumu. Seni duyamıyorum, seni dinlemiyorum. Lütfen ama. Lütfen. Cips kola kilit mi olsun? Ama siz kavga edince biz çok üzülüyoruz. Kavga etmeyin. Ya ayaklarını çarpıttı, alt dudağını sarkıttı bak. Tamam ya tamam. Şişt, serser. Gel buraya tamam hadi. Gel tamam. Çok özür dilerim. Ben de. Seni üzmek istememiştim. Senin için güzel bir hediye aldım. Aa, ne bu? Bana mı? Evet. Aç da bak serser. Ya ben çok merak ettim. İlk sayfasını aç. Açacağım. Yani. Aa, anayasa, yeni anayasa çıkarttın mı? Evet. Aç aç. Ne, niye? İlk sayfasını aç. İlk kez sizin canlı yayınınızda oluyor bu. Evet. Birinci madde, canım arkadaşım İbrahim'e sevgi. Anayasayı bana hitap etmiş manyak! Ay çok tatlı! Ya. Niye duruyorsun deli? Sarılsana! Gel buraya ya canım ya! Özge Hanım, biz kapattık çok kötü olduk. Ver hadi bak. İşte başkentte durum böyle canlarım. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Ahlaksızlar ve Hayvanlar Odası Başkanı Bilal Koçyiğit derneği kapatma kararı aldı. Arkadaşımız Yeter şu anda yanında. Yeter, sendeyiz tatlım. Merhaba Özge, işte geldim, buradayım ben. Canım, üşüyor musun sokaklarda yayın yaparken? Ha, ha evet, inanır mısın popom donuyor. Ama ona rağmen mücadele ediyorum sokaklarda Özge. Ay ben sana kıyamam, sen bütün gün sokaklarda gez dolaş, biz parayı yiyelim burada. Acaba tatlım, bak bir dahaki sefere sen ana haber sun, ben dışarıda sunayım, tamam mı? Aa süper olur gerçekten çünkü perişan oldum. Aa. Evet neyse, hayvan beyi bekletmeyelim istersen. Tamam. Estağfurullah ya. Sizin gibi iki tane güzel hanımefendi konuşurken biz bekleriz. Bizim için hiç sorun yok ya. Allah'ımızı kitabınızı yazdım. Lütfen biz bekleriz yani. Özge Hanım, size buradan şunu söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Ama yanlış anlaşılmasın yalnız. Bayağı normal düz insan gibi seviyorum. Tatlı şey. Ben de seni sevdim ha. Siz yine de beni çok sevmeyin. Ben alışkın değilim çünkü bir kötü olurum aman Allah korusun. Evet. Yeter. Sen hayvan beyi nasıl buldun? Biz bir metrobüs durağındaydık Özge. Orada yuva yapmış kendisi. Sopayla böyle iki dürttük yuvasını. Hemen baş verdi. Evet. Oradan tabii çıkıyoruz hemen. Ay ya çok tatlı. Ben hemen bir şey sormak istiyorum. Bu derneği kuruş amacı neydi acaba? Diyor ki bu derneği kuruş amacı neydi acaba? Hayvanlık. Yani düz hayvanlık. Baktık ülkenin çeşitli yerlerinde bir sürü hayvan var. Dedik biz bunları neden bir çatı altında toplamıyoruz? Ondan sonra dernek olarak birçok eyleme imza attık. Efendim toplu metrobüs seferleri düzenledik. Ondan sonra aldık meydanlarda hanımefendilere toplu sarkıntılık törenleri düzenledik. Çalıştık yani çalışmadık diyemezsiniz. Ha, çok iyi ya. Peki neden derneği kapattınız acaba? Müthiş soru hemen anlatayım. Ha? Bir gün yine mesaiye çıkmışım. Metrobüsteyim. Hedefi gözüme kestirdim. Böyle inceden yürüyorum o tarafa. Ama böyle bir döngünün içine girdiğimi hissettim ben yani anladın mı? Ondan sonra bir tane böyle bir aksakallı dede tak gözümün önüne çıktı. Bana hayatımı değiştirecek o cümleyi söyleyiverdi. Hoo bütün seyirciler çok merak ettik gerçekten. Acaba ne dedi? Bilal oğlum dedi. Senin anan bacın yok mu? İşte o
an bende böyle bir aydınlanma oldu Yeter Hanım. Ama nasıl böyle gözlerim şavkıdı yani. Öyle bir aydınlanma oldu. Mesela ben Özge Hanım'a buradan şunu söylemek istiyorum. Özge Hanım sen bir kadınsınız. Açıkta kalan yerleriniz var. Eskiden olsa ben size çok bir sarkardım yani. Ben yapardım yani bunu çünkü. Yapardım yani. Benim nerem açıkta yahu? Ha ya siz şimdi anlamadınız. Bizim hayal gücümüzü siz çözemediniz. Ben kulak memesinden de bağlarım yani o işi. Geniş bizim hayal gücü biliyor musunuz? Siz bir dakika kulak memenizi mi saklıyorsunuz şu an ya? Ama bakın ben hayvanlığı bıraktım yani. Siz bunu yaptığınız için de kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Yani. Özge durum çok kötü. Yüksek gizgide çıkacak. Yetercim bak adam çok kötü olduğu bir teselli et, bir sarıl bence. Sarıl evet. Teselli diyorsun, sarıl diyorsun. Şefkatle evet. Sarılacağım. Tamam. Evet. Ya bu sarılmak nasıldı? Bizim işte çok yok sarılmak biliyor musun? Biz daha böyle kapıp götürme üstüne yani. Hoşçakalın. Evet, tamam. Çok güzel oldu. Teşekkürler Özge. Yeter. Evet. Gördünüz Rize sevgili seyirciler. Bu sevgi döngüsü hayvanı bile dize getirdi. Evet, bu sevgi döngüsü sayesinde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memur dizisi maalesef final yapmak zorunda kaldı. Şimdi final bölümünü izliyoruz. Ne kadar güzel bir gün. Tam bir bahar günü. Ya şu villaya bir kat daha mı çıksam diyorum. Amcacığım, müsait misin? Behlül, Bihter, ne işiniz var burada? Bana onca acı çektirdikten sonra. Amcacığım, biz Bihter'le el öpüp helallik almaya geldik. Sonuçta yengeme karşı bir takım yanlış hareketlerim oldu. O yüzden senden özür diliyorum. Ah, genişliğimize ver Adnan. Ama sana şunun sözünü veriyorum. Bir daha asla ve asla sülalemdeki kadınlara sarkmayacağım söz. Gelin buraya be. Gelin affettim sizi haytalar. Affettim bizi. yalnız yengeciğim sen şöyle geç. Aha. Yani yaşanmışlıklar var ne olur ne olmaz. Vallahi güzel şaka. Siz de benim genişliğime verin. O halde bu barışmanın keyfini dışarıda bir yemek yiyip daha sonra Riva'daki yazlığımıza gidip kutlayalım mı amca? Bas yavrumu. İçeri gidelim. Piyano çalıp tango oynarız. Nasıl fikir? Zaten nasıl yapacak başka bir işimiz yok. Değil mi amcacığım? Kesinlikle. Oldu. İnanılır gibi değil sevgili seyirciler. Yani bu sevgi döngüsü Behlül'ün hormonlarını bile dize getirmiş. Evet, şimdi dün yaşanan olaylı derbiye dönüyoruz. Arkadaşımız Yeter, konuşamadım. Bir dakika. Bir değil Özge, ben buradayım. Bir dakika, konuşamadım. Sen doğru dur. Hiç korkmayın, buradayım canım. Hayır. Yanındayım. Hayır, bir dakika. Yine sokaklardayım. Takım be. Bir dakika, ben durdurdum. Durdurdum. Sen nereden çıktın Allah kahretsin. Tamam, gidiyoruz. Durun artık. Şöyle hafif kafanızı... Dur ya, gel. İşte geldim, buradayım. Bir dur, bir sen bir sus kızım, bir sus. Efendim, Özge Hanım yıllardır bizle gibi değil mi Allah aşkına ya? Hoş geldiniz. Bugünün başından beri sürçüyorum efendim. O yüzden siz de bir kelimeyi sürçebilirsiniz. Tamam. Problem olmaz. İlk kez sürçüyor normalde. Bu Yeter'in içindekinden de korkmayın, evcildir. Tamam. Buyurun. Buyurun efendim. Efendim. Dün yaşanan olaylı derbiye dönüyoruz şimdi de. Ve arkadaşımız Yeter yine bizlerle birlikte. Ev sahibi takımın kaptanının yanında. Yeter yine seninle birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Özge, merhaba. Yeter. Yine ben buradayım. Ya üç kuruş paraya köpek gibi çalıştırırsın. Her yerde kız. Evet canım, adeta sahipsiz bir sokak iti gibiyim. Bir oradayım, bir buradayım, bir şuradayım, bir oradayım. Ama hiç önemli değil, işimi seviyorum Özge. Harika. Şimdi yanımda kim var biliyor musun? O çok önemli maçın futbolcusu var. Biliyorsun evet. Derbi biraz olaylıydı. Evet. Kendisine maçı soracağız. Selam, maç. Maç çok güzeldi. Maç gerçekten çok güzeldi.
Yalnız üşütmesin terli terli. Yeni çıktı. Yok yok, zaten ben terli değilim. Hiç koşmadım. Ya kimse koşmadı zaten. Kendi kalemize gol attık durduk. Niye? Ya zaten adamlar deplasmandan gelmişler. Misafirler o kadar yoldan gelmişler. Konuştuk, ne gerek var ya dedik. Adamlara gol atılır mı dedik. Kendi kalemize attık durduk. Çok enteresan değil mi? Evet. Sonra da kırmızı kartı yakından görmüşsünüz. Ya gördüm, gerçekten çok kırmızıydı. Rakip futbolcuya böyle kontrolsüzce sarıldım, kırmızı kartı gördüm. Niye sarıldınız acaba? Kontrolsüzce maçın sonlarına doğru böyle rakip futbolcu arkadaşla 2-2 mücadele ediyordum. Benim anneme hürmetlerini bildirdi. Bayramda gelim elini öpeyim falan dedi. Dayanamadım böyle, sarıldım. Yazık, her yerim mosmor oldu ya. Hakem geldi bizi ayırmak için. Onu da böyle gittim gıdıdan diye böyle gıdısından öptüm. O da tabii istemsiz bana kart gösterdi. Ben pişman değilim. Lafımı unuttum şu anda. Pişman değilim diyor. Bağla bağla. Tamam yeter, görüşürüz. Demek gitmemi bu kadar çok istediniz. Estağfurullah. Hiç önemli değil, gidiyorum. Evet sevgili seyirciler, şimdi diğer haberlerimize geçiyoruz. Ortalık vıcık vıcık sevgi olduğundan mahkeme salonları misafir odası olmasına karar verildi. Suçsuzluktan boş kalan hapishaneler yerine ise bilim odaları yapıldı ve... Ne? Sevgili seyirciler, bu çok kötü bir haber. Ay, gezegenlerin açısı bozulmuş. Mehtap Hanım geliyor, yine Mehtap Hanım. Mehtap Hanım! Efendim? Evet? Felaket! Vallahi bu sefer felaket! Sen Plüton kalk, Neptün'le Merkür'ün arasına gir! Evetine dünyanın dengesi bozuldu işte! Niye giriyor canım Plüton araya? Ay ne bileyim, biz bunu gezegenlikten çıkarmıştık, ona bozuldu herhalde. Arkadaşım, niye çıkarıyorsunuz? Çok küçük! Hah, al işte. Buyurun. Memleketi yine... Fabrika ayarlarına geri döndü. Evet sevgili seyirciler, gündeme dönüyoruz. Sen de git Plüton'un yani gönlünü al, bir şey yap. Hadi, hadi. Gündem. Buyurun. Açsana perdeyi. Ne açsana perdeyi? Ne açacaksın? Ne açacağım? Ondan ne açacağım? Hayır, karışma lan. Ne açacağım ben? Hadi be. Versene o anayasa. Verdim, benim anayasam. Benim anayasam. Bırak anayasa beni, bırak. Benim diyorum sana. Oyunuzu bana verin. Sandıkta görüşeceğiz. Ulan senin bildiğin bir tane sandık var, o da çeyiz sandığı. Bana verin oyunuzu. Lütfen bana verin, oyunuzu bana verin. Çıkışta görüşeceğiz. Nereye gidiyoruz? Yenge, şu sahildeki kayalıkların orada bir şey göstereceğim sana. Bir saniye. Ne oluyor lan? Yine mi ya? Ya amcacığım, bir sezon kaldı. Sen de bir sezon dayan. Bir sezon kaldı. Ne oluyor? Bir sezon. Ya. Ben sadece size için için sarılmıştım ya. Ay ne oluyor? Sen bana bir sarıldın. Sen bana bir yükseldin ya. Sarıldı bana ya. O hakem buraya gelecek ulan! Ya bir susar mısın? Vatandaş bir susun, bak bir şey konuşuyoruz, bak bir şey. Bir susun. Ya bir dakika, özel hayatı biraz saygı. Yenge neredesin? Hadi oradan be, biz de burada ülkeyi yönetiyoruz. Ülkeyi yönetiyor adam. Yönetiyorsun da bana mı yönetiyorsun? Kendine yönetiyorsun. Konuşma oradan be. Bir saniye. Susun. Yeter. Yeter. Evet sevgili seyirciler. Bir ana haberin daha sonuna geldik. Yarına kadar birbirinizi sevmemeye devam edin. Evet. Arkadaşlar, futbolu seven var mı? Şurada bir hanımefendi var, dikkatimi çekti. Evet. İsim? Neslihan. Neslihan Hanım, hoş evet, geldiniz. Hoş buldum. Futbola düşkünsünüz. Hangi takım çok tutuyorsunuz? Çok Fenerbahçe. Çok Fenerbahçe. Bu çokluk derecesi neye göre mesela? Fanatikliğe göre. Mesela ne? Gözlüklerim sarı lacivert. O kadar diyorsunuz. Evet. Ya. Asla vazgeçemem. Peki transferlerden memnun musunuz? Ya bu sezon yapmadık. Aslında yapmamız gerekiyordu bence. Çünkü ara transferde yapılmadı değil mi? Evet, yapılmadı. Hayır. Niye yapılması gerekiyordu? Ya en azından bütün sakatlıklara rağmen, ya Emenike sakat, Vebo sakat, Alper sakat. Yani... yani sonuçta bunlar için bir yedek gerekmekte. Diyelim ara transferde hangi transfer olsaydı
Hem de fanatiksiniz ya. Gider havaalanında karşılar omzuma alırdım dediğiniz bir transfer var mı? Ay Alex. Her şeye rağmen Alex. Alex gelse tekrar... Kesinlikle. Yıkardım orayı diyorsun. Kesinlikle. Onu bütün kalbimizle hala çok seviyoruz. Evet. Buradan da seyrediyorsa... Biraz zordur ama... Peki teşekkür ediyorum. Şey değil, ben teşekkür ederim. Biz bir transfer karşılamasını işledik. Bakalım neler olabiliyormuş bu transfer karşılamalarında. İzleyelim, buyurun. Hazır mıyız? Bir, iki, üç! Güldür, güldür, güldür İdman Yurdu! Güldür, güldür, güldür İdman Yurdu! Güldür! Bu altı kişi mi gelmiş? Aynı mahalledeniz. Düğünlere de gidiyoruz, lazım olur. Tamam, peki buyurun. Bir, iki, üç! Güldür, güldür! Güldür İdman Yurdu! Güldür, güldür, güldür İdman Yurdu! Güldür, güldür, güldür İdman Yurdu! Güldür, güldür! Nerede güldür ya bu Yurdu? Uçakın beni. Hello! 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 Alakim ağa! Buluncu! Okey! Yeşil! Yeşil! Buluncu! Yeşil! Buluncu! Yeşil! Oha! En büyük! İbrahimovic! En büyük! İbrahimovic! Çıkar, çıkar, çıkar. Ben burada az taraftar var zannediyordum ki azmış aslında gerçekten. Siz... Sen oyunu bozma. Senin işin onları kalabalık görmek. Bu ne? Fikri oğlum sen niye onun içindesin? Ama sizi göremiyorum ki. Boş ver, sen açığa konuş, ben alırım onu. Merhaba. Merhaba. Şöyle otursana arkadaşını. Evet, evet. Otur karşıma. Şöyle oturalım karşıma. Bu çalışmayı niye yaptın, neye borçluyuz? Hocam, İbrahimovic'in yanında bir seyirci olması gerekiyordu. Ben dedim, lütfen dikkat et. Yap onu, bırak, kendi kurtulur orada. Ama burnu kurtulamayabilir. Peki o zaman devam edelim, buyursun. Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! En büyük! İbrahimovic! En büyük! İbrahimovic! Hoppa! Evet, neden büyük büyüğüm çünkü. Evet, ben zannettim. Çok az taraftarı var ama milyonlar görüyorum karşımda. Beyler, beyler! Benim işim bu çünkü. Muhteşem bir kalabalık var. Bir arkadaş daha getirdim. O da aranıza katılsın. Hadi karış, git karış. Fışkı! Hadi. Ole! 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 Ben Güldür İdman Yurdu'yu çok seviyor. En büyük Türkiye şampiyon Güldür İdman Yurdu! Susun! Susun lan! Ne oluyor? Susun, vallahi keserim topunuza! Ben top değilim. Ben topçuyum. Oğlum topunuzu derken hepinizi anlamında diyorum. Bir dakika ya! Bu bizim eski forvet Bilal değil mi? Bıraksana adamı! Bırakmıyorum lan, bırakmıyorum! Ulan yazıklar olsun size, dur lan! Lan daha gideli iki hafta oldu, hemen yerime adam bulmuşsunuz be! Kırkım çıkmadı, kırkım! Öldüreceğim lan ben bunu! Ya bıraksana! Adam kampı yetişecek! Niye öldüreceksin? Bari sakatlanınca falan öldür! Ya da hoca takımdan kesince gel sen de bunu kes başkan! Başkan 40 yılda bir yani! Paraya kıydı, çilek aldı, ele mi çileği bize? Yani çileği lan! Bunun neresi çilek oğlum? Bu bildiğin kabak! Hatta su kabağı, bak böyle geliyor, böyle oluyor. Evet. Oğlum ben bundan daha iyi futbolcuyum lan. Bu yabancılar yüzünden futbola yabancı kaldım. Sen niye kıskanıyorsun ki şimdi İbrahimovic'i? Ben bunu anlayamadım yani. Ne kıskanacağım oğlum ben bunu, ne kıskanacağım? Ben bundan daha iyi futbolcuyum be. Ne? Ben bir kere fırsatçıyım, fırsatçı. Sen fırsatçı değilsin, beleşçisin. Birader, hakem geçen başlama atışı yaptı. Para yere düşmeden parayı kaptın, kaçtın be. Senin fırsatçılığın bu mu? Ne alakası var oğlum? Hakemin bana borcu vardı. Ben ondan şey yaptım, yoksa ne alakası var? Ben iyiyim oğlum, iyiyim ben, iyi. Yapma Turku, ne olur yapma Turku. Sen nerelisin? Ben Sivaslıyım. Aa, benim babam tarafı da Sivaslı.
Hadi lan. Yes. Neresinden? İçinden. Waterstey. Su şehri. Yeah. Come on. Ha, ulan benim kaynımlar da orada. Dobra. Lan! Okey. Bak beni kandıracak çakala bak. Kırarım lan senin kafanı. Ulan bu İbrahimovic var ya takıma uyum sağlayacaktı ya. Baksana adam bütün taktikleri öğrenmiş. Yazık olacak adama ya. Lan ne duruyorsunuz? Gidin polis çağırın siz de. Bir dakika, bir dakika. Bu işi polis çözemez kanka. Çözse çözse o çözer. Hemen bir ödemeli atayım da gelsin. Kimi arıyorsun lan sen? Sen dur. Mahalleden adam mı topluyorsun? He, Adana. Gelsin, kim durduracak oğlum beni? Kim durduracak lan? Ben durduracağım! Ne müzik yine bu? Nasıl bir müzik yine ya? Kahraman mı geliyor? Sünger babun yengeci mi geliyor belli değil ya. Dur bak çocuklar. Al bak şu parayı. Sakın. Elini indir sakın bak ağzını burnunu kırarım. Al lan. Lan delikanlı da al oğlum al. Al al al. Hop. Hop. Gel bakayım buraya. Şu parayı da al. Hadi bakayım. Bu kim lan? Halkın kahramanı Halkman! O hareketler ne oğlum? Benim ben. Evet, benim. Ya çocuklar... İnce hoşla şarj aleti olan var mı? Var abi. Sürekli yanımda taşırım. Oğlum asıl kahraman sensin. Al bakalım şunu şarja tak. Teşekkürler Halkman. Ya bu halkalı men ne ya? Ha? Ben de alıcı oğlunda oturuyorum. Nedir yani? Halkalı men değil, küçük adam. Halkın biricik kahramanı, Halkman. 4,5 lira yazan taksimetreden 5 lira alan taksiciyi kınar. Kontörü biten ergene kontör yollarım. Eceabat'ta vapur sırası beklerken beklemesin iyice diye onu Lapseki'ye yönlendirir. Face'ten can atmayan arkadaşı anında siler. Kısacası kötülerin hasmı, iyilerin hemşehrisi, biricik Halkman. Şubemiz yoktur. Oley! Ya amcacığım, sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Senin o arkandaki tülbent değil mi Allah aşkına? Tülbent o ya! Evet, evet, evet. Anam ek dikti, pelerin yaptı. Sen de geçen maçta kafa topuna çıkmak için defansın omzuna aldı. Cücük forvet olmalısın. Oha! Halkman vurdu, gol oldu! Bravo! Çocuklar, coşmayın. Anlatın hele. Nedir dur? Halkman, gel hele böyle de anlatalım. Oraya hiç gelmeyin bence. Aramızda yabancı mı var ya? Evet Halkman, ben yabancıyım. İnan Ukraynalıyım, yemin ediyorum. İbrahimovic'im Türkçe'yi havalimanından öğreniyorum. Abi, bu cücük Bilal var ya, bizim çilek transferimizi rehin aldı. Hafta sonu kampta maçımız var abicim. Lütfen kurtar bizim transferimizi. Abi, bunun bonservisine dünya para ödedik biz ya. Halkman, ocağına düştük. Çocuklar, biraz da kötüyü dinleyelim. Ne demişler? Kötü yola düşeni dinle ki, kötü yola düşmek önemlidir. Lan bunu yazın bir kenara. Büyük laf ettim ya. Evet, kısa mesafe. Söyle bakalım, nedir derdin? Ben oynamak istiyorum, beni oynatmıyorlar. Yabancı futbolcuları aldılar, getirdiler. Biz Türk futbolcular kaldık açıkta ya. Ben vuracağım bu ithal malını. Ben galiba korkudan alt yapımı ıslattım. Sen karışma Dombili. Okey. Köşe gönderi kadar boyun var, türlü türlü huyun var ya. Yaklaşma! Yaklaşma! İyi misin kardeş? Ay sıyırdı sıyırdı, tamam bir geçmiş şey olsun. Halk beni ateş etmek kendi ayağına sıkmak gibidir. Sen şimdi görürsün. Bakalım bundan nasıl kaçacaksın? Aa, okunu çıkarttın ama.
Ulan E5'te sıkışık trafikte alacağı nokta bu kadar olur tabii. Ne olacak ya? Sen dur, ben sana Türk işi de alacağım şimdi. Ulan adam her taraftan silah çıkartıyor be. Ya bu çok ölümcül forvetmiş kanka. Bizim takıma lazım kalsın o zaman. Aynen. Halk ben gözünü seveyim, hallet şu işi. Merak etmeyin çocuklar. Çözüm yolda. Yolda? Aha geldi işte. Evet. Siparişin geldi abi. Aferin. Ver. Evet, forvetimin arkası. Gel bakalım. O ne ya? Ne bu? Baklava bu ya. Evet, baklava. Türk futbolunun zeytin dalı baklava. İyi de Halkman, sen bunu siparişini ne zaman verdin ya? İlk geldiğimde adama burada bir sorun olduğunu gördüğümü söyledim. Bu bir futbolcu sorunu olabilirdi. Hemen ona para verdim ve bir tepsi baklava almasını söyledim. Ya vay be! Bravo Halkman, doğru. Baklava taraftarla futbolcu arasındaki barış çubuğudur. Ya bu bizim niye aklımıza gelmedi ya? Çünkü biz Halkman değiliz. Doğru, bu çocukta bir tuhaflığı var, yemin ediyorum. Orası burası ayrı oynuyor, yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Halkman. Bunun gerçek yüzünü anlamamı sağladığın, öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. Beni kurtardığın için ayrı teşekkür ediyorum. Var ol süper kahraman. Hadi beni idmana yetiştirin. Hadi, hadi. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Tamam, indir, indir. İndir, indir, ben seni alayım. Evet. Hadi kaldırdım, taşıyorum, seni götürüyorum. Vallahi bu adam bizi şampiyonluğa taşıyor. Hadi. Ağlama Gütçük enişte, ağlama. Ağlama. Delikanlı adamsın. Al bakayım şunu. Sağ ol Halkman. Allah razı olsun ya. Oğlum bu memleket Kuyuzay'ı gördü. Seni mi yadırgayacak? Kontörün var mı senin? Var. Ver bakayım telefonumu. Söyleyeceğim numarayı çevir. Sigara koç çıkar, koç koç gir, koç koç. Yurt dışı mı? Şey. Alo? Hocam, ben Halkman. Evet, evet, biricik Halkman. Estağfurullah hocam. Emrim olmaz, ricam olur. Hocam bu yabancı sıkıntısı ne olacak ya? Problem 6+4 mü? 6+4 eşittir 10. Ha öyle değil mi? Benim bildiğim gibi değil. Hocam sen neredesin? Ya sana zahmet, bizim çocuklar gelecekler, seni alacaklar. Buraya bir geliversen. Bir arkadaşım vardı ha, ona bir el atıver ya. Sağ ol. Sağ ol, oldu. İyi günler, sağ ol. Sağ ol, sen kapat. Sağ ol. İyi günler. Al bakalım. Merak etme, ben senin işi halledeceğim. Beni kim oynatacak ya? Kim? Kim ya? Ben alırım. Oğlum, koy. Koy. Kesme dizi bir daha dedi. Kesme dizi bir daha. Kız arkadaşım vardı. Parayı da götürdün Şefik, hadi. Ya büyük üstad Yılmaz Ural geldi. Evet. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Akmen. Bahsettiğin çocuk bu mu? Evet hocam. Bahsettiğim arkadaş bu. Hocam ben senin çok büyük bir hayranım. Hep seninle çalışmak istemiştim. Hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Son vuruşlarım çok acayip bitiricidir. Ondan sonra hava toplarındaki hakimiyetim inanılmazdır yani. Bak oğlum, hayatta en sevmediğim şey yalandır. Hava toplarında sıfırım. Hiç yok yani. Şu kadar zıplıyorum. Aferin, aferin. Yarın gel de seni bir deneyelim. İşte oldu bu iş. Artık hocamla diyar diyar, şehir şehir gezersin. Hocam eti senin kemiği benim. Sağ ol Halkman. Hocam ben bayağıdır futbola uzağım biliyorsunuz. Siz en son hangi takımı çalıştırıyordunuz ya? Bursa Spor, Bursa Spor. Bursa Spor. Yok yok yok. Sakarya Spor. Sakarya. Ya yok yok, o da iki önceydi galiba. Sanikaboru Elazığ. Sanikaboru Elazığ doğru. Aa yok ya. Ya ama boş verin ya. Lan hangi takımı tutuyordum ben?
Neyse seni aldım ben takım. Tamam hocam, hiç sorun değil. Yalnız beni sorgulama. Yok estağfurullah hocam, sizi sorgulamak. Tamam, sen takım için tamam, geliyorsun yarın. Tamam, bu kadar zıplıyorum hesabının içine. Şey soracağım hocam. Siz 4-4-2 mi oynatıyorsunuz, 4-3-3 mü? Ben deneysel takılıyorum evladım. Peki tutuyor mu hocam? Yok, tutacak ama ben bir tutacak takım bulursam. Kesin bulursunuz hocam. Siz kesin bulursunuz, o kadar söylüyorum. Halkman, sana çok teşekkür ederim. Bana değil, büyük üstad, büyük hoca, güzel insan Yılmaz Hoca'ya teşekkür et. Yılmaz hocam, ben kaçtım. Haydi bakalım. İyi yolculuklar sana. Hadi görüşmek, görüşmek üzere. Ben bırakırdım seni abi ya. Ölümcek adamın fışkıran ağları, Batman'in Batmobili varsa, Hawkman'in de metrobüsü var. Haydi ben kaçtım. Çocuklar bana bir el atın. Oğlum yine mi aynı müzik lan? Haydi. Ondan sonra. Lan oğlum. Ondan sonra Türklerden niye kahraman gibi? Hocam buyur. Güle güle. Ya hocam. Siz geçenlerde farklı bir galibiyet aldınız. Ne oldu o maç ya? Sorma, resmen bize tecavüz ettiler. Hırsızlık olayı yaşayan var mı aramızda? Hırsızlık. Şurada bir hanımefendi var. Ben efendim artık insanlık yapmıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum yani. Öyle hırsızlıktan sonra gerçekten benim hırsızım. Hiçbirine benzemez. Gerçekten. Benim hırsızım hemen önümde giderken pat diye düştü. Ben hemen ona koştum yardım etmek için. Kaldırmaya çalıştım. Meğer o beni soymuş o arada. Ve siz buna mutlu oldunuz. Bir güldünüz, bir güldünüz. Ben artık insanlara yardım etmez oldum ondan Peki, sonra. Peki şimdi hırsız evi soymuş, siz eve dönerken karşıdan koşarak gelirken düştü mü? Hayır, yanımdan geçerken tam refüjde böyle yeşil ışık yandı, geçeceğiz karşıya. Adam böyle kaydı, ayağa düştü resmen. Evet. Ben hemen hani böyle diyorum ya, insanlık icabı, bıraktım çantamı falan, sarıldım adamı kaldırdım. Meğer onun öbür arkadaşı benim çantamı götürmüş. Ha, adamı kaldırınca döndünüz, çanta yok. Evet, döndüm, çantam yok. Çantam karşıdan gören insanlar dediler ki, oo, onlar bir şey, şirket, öbürü çete götürdü. O insanlar da seyretmiş, gitti. Öyle mi? O? Onlar da seyretmiş. Öyle o ikisinin arkadaş olduğunu nereden biliyoruz? Aa, bilmiyorum işte, gitti çantam. Kredi kartlarım gitti, param gitti. Hiç olmazsa insanlık yap da kartları gönder. Ehliyetim gitti, bir sürü iş. Uğraş, ehliyetim hala yok. Çıkaramadım 6 yıldır. Niye öyle oldu? Arabam yoktu artık. Çıkarmadım da diyebiliriz yani. Evet. Peki kaldırınca beyefendi teşekkür mü etti, ne dedi? Etti aslında gerçekten. Böyle bir kış günüydü, sarılıydı falan da. Yüzünü de hatırlayamıyorum hani. Şimdi beni dinliyorsa utansın hiç olmazsa birazcık. Şimdi biri düşse? Yok artık tedirginim, böyle yaklaşıyorum. Bence direkt çantayı verin, hiç uğraşmayın. Evet. Peki. Çok ciddi yaklaşıyorum. Gerçekten hasta mı acaba, değil mi? Hasta bile olan olsa ondan sonra. Yani ne bileyim, minibüste falan yer vermiyorum, otobüste şurada burada. Ne mi lazım? Yani korktum gerçekten. İstanbul'a geldiğim yıllarda oldu, 6-7 yıl oldu geleli. Siz yine de insanlığınızdan vazgeçmeyin. Ben büyüklük sizde kalsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birkaç kere evi soyulan ailemiz bakalım ne gibi bir önlem almış. Eğer hırsızıyla da karşılaşırsa neler yaşarmış, izleyelim. Buyurun. Kıpırdama yakarım pis hırsız! Ay! Yeter, sen miydin ya? Ben seni hırsız sandım. Lan bilen sen miydin deli? Yüreğimi yuttun be! Ulan ben dişimi yuttum. Ya yeter, çok pis kafaya taktım. Bu sefer o hırsızı yakalayacağım, dur sen. Ya Bilal, bırak Allah aşkına. Bu saatten sonra gelmez o.
Kızım misafir mi bu saatten sonra gelmez? Çok pis yakalayacağım onu, bak göreceksin. Pusu kurdum ona, buralardayım. Tamam. Ne yaparsan ya, ben uyuyorum. Hadi hayırlı işler sana, kolay gelsin. Rastgele anam, rastgele. Hadi. Sağ ol. Hadi. Sen git yat. Hadi rastgele. Bu evin erkeği burada bekliyor, hiç merak etmeyin. Hırsıza çalışıyoruz ya, böyle bir şey mi var? Dipçik gibi burada duruyorum. Gözüm açık. Uyursam adam değilim. Ah! Ah! Salaha bak ya. Burada uyumuş kalmış salak beyinsiz ya. Üstünü ört Bilal abi, dur. Ne oluyor ya? Yok bir şey yok, yat yat. Üşüdeceksin, salak gibi yatmışsın böyle, dur. Sırtını... Kimsin ya? Benim. Ya hırsız sandım. Hırsız ya sen ne yapacaksın hırsızla, ne işin var senin? Ya benim bir işim yok, o geliyor yani. Yat, yel girecek sırtına, yel, pardon. Ya, abi benim çok üşümüş, azıcık geldi ısıt ya şunu, çok kötü. Yel girmiş şu... Adam salak gibi burada yatar mı yerin? Ya darmışız sen de. Lan! 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 Demek o sensin ha? Bu sefer seni çok pis yakaladım oğlum. Bilal abi sen niye bu kadar sinirlisin ya? Uykudan kalktın diye mi oldu? Ya adımı da biliyor, manyağa bak. Abi sen deli misin ya? Ben sizin aileyi çok seviyorum ya. Ben hep seninle tanışmak istiyordum abi ya. Allah Allah ya. Allah. Oğlum uyuyoruz burada, uyandırsaydın tanışırdı. Ya çok güzel uyudun da kıyamadım. Salak gibi uyumuş kalmışım burada abi ya. Ver elini öpeyim. Seni ya. Boğarım ulan. Oğlum bak seni öldürürüm. Ya neden sürekli benim evime giriyorsun ya? Neden lan? Umumi tuvalet mi burası? Abi başkasının evine girdiğim zaman yerimi yadırgıyorum ya. Ya bak burada ne güzel. Yıllardır gül gibi geçinip gidiyor. Fena mı? Ulan nereye geçiniyoruz? Ben geçiniyorum. Sen benden geçiniyorsun. Asalak. Parazit ya. Senin benim mi var Bilal abi? Hı? Senin benim mi? Ayıp ya. Vallahi billahi. Hem ben çalmıyorum ki, ödünç alıyorum ya. Allah Allah. Aldığım malzemeleri kullanıyorum, geri getiriyorum. Ulan neyi getiriyorsun? Ben niye görmüyorum? Mesela geçen gün aldığım filmleri izledim, geri getirdim. Ama Bilal abi sana hiç yakıştıramadım. Hepsi korsan çıktı ya. Senin bu yaptığın emeğe saygısızlık. Bu var ya düpedüz hırsızlık ya. Tamam lan, hırsız mısın ya? Hırsızlık bu ya. Ya otur otur, hele bak ya. Otur otur. Oğlum onları yeter yengen almış. Ben bilsem içimde şeyi aldırtır mıyım onları? Aldırtma tabii. Ama o bir seferlik böyle bir şey yapmış. Zaten görüntü kalitesi de çok kötüydü. Kötü olur onlar. Lan ben ne anlatıyorum? Lan sen ne çeşit bir yüzsüzsün ya? Nasıl bir yüzsüzsün o? Ama bu sefer senin hakkından ben geleceğim, merak etme. Bir dakika, sen niye sinirlisin bu kadar ya? Hı? Yataktan kalktın, ondan mı oldu ya? Ha? Dur, bir dur, dur! İndir şunu! Elinden bir kaza çıkacak saçma sapan ya. Oğlum benim seninle işim bittiği zaman sen değil eşya, kapı zile bile çalamayacaksın. Ayrıca o kapıyı nasıl çaldın? O kapıyı nasıl çaldın vicdansız ya? Abi benim sayemde çelik kapı taktırdın, fena mı oldu? Ya hem bunlar daha güvenli ya. Maazallah, hırsız falan girer eve ya. Allah'ım sen ben neyle sınıyorsun ya? Sen ben neyle sınıyorsun? Oğlum sen... Ulan öldür, öldürürüm. Gel dur lan seni! Dur, dur, dur! Vallahi elinden bir kalla çıkacaksın. Nedir bu fevrilik, asabiyet? Ne yapıyorsun sen ya? Kolumu bacağımı kırsam ben ne yapacağım? Allah, dur bakayım, dur. Ateşin mi var senin? Tansiyon haplarını aldın mı? Sabah. Başucuna koydum, aldın mı? O sabah. Ya bu ne gürültü ya? Ne oluyor Bilal? Anam! Hırsız! Aşk olsun yani yeter abla ya. Benim bir adım var ya, Şevket ben ya. Hatta geçen gün geldim, kapıyı sen açtın bana, tanıştık. Yeter! Ne diyor ya bu adam? Bilal'im, belki gece vakti uyku sersemi sen sandıysam.
Ulan nasıl uyku sersemliği o? O bayağı uyku salaklığı ya. Ya kızım, hırsıza kapı mı açılır? Sen de bağırıyorsun bana. Sen ne bağırıyorsun bana? Ne azarlıyorsun beni hırsızın yanında sen? Ben sana dedim, yüksek katta bir yer tutalım dedim. Ben sana dedim, sen dedim bana hayır dedim. Ben de yüksek katta bir yerde tutmam dedim. Ben de aşağı katta oturacağım dedim. Orası daha ucuz oluyor dedim. Ondan sonra dedim ben orayı tutacağım dedim. Al tuttun, al tuttun, gör şimdi. Ya konuşarak ateş ediyor bana ya. Ya kızım, o da mı benim hatam? Evet. O da, hırsızı da ben mi çağırdım eğer? Evet, sen çağırdın. Ben sana dedim. Benim yüzümden rahmet etmeyin ya. Benim yüzümden rahmet etmeyin. Boşanacaksınız değil mi şimdi? Boşa. Ben kim, kimse ne yapacağım? Siz beni kim sevecek ya? Bilal, adam ağlıyor be. Yavrum bir tanem. Oy kuzum, oy oy kuzum. Hiç ağlama, biz seni çok seviyoruz Aslı. Hele gel buraya, o neymiş ya? Hele bir gel ya. Oğlum koca adamsın sen artık ya. Biz Mehtap ablanla birazcık... Değil, değil, yeter. Yeter ablanla. Kafa gitti çocuk ağlayınca. Yeter ablanla birazcık tartıştık. Lan sen Allah belanı vermesin. Hocam lütfen beni alma. Ben dedim ateşi var kesin. Oradan havale geçirdim. Şimdi. Mehtap nereden çıktı? Aklımdan çıkmıyor hocam. Evet, şey, Şevket'in yatmasından alalım geri. Oy, oy, oy! Ay, ay güzelim benim, güzelim. Biz seni çok seviyoruz. Sen çocuğu sev. Helam, şuna bak ya koca adam. Gel oğlum şu orta. Büyük adamsın ya. Öyle bir şey yok. Biz senin Yeter ablanla azıcık münakaşa ettik ama seninle Allah seni belanı versin. Ya Yeter beni severken soyuyor, sen nasıl bir adamsın? Çabuk benim telefonumu getir. Neyi? Polisi arayalım, bunu alsın götürsün. Telefonunu. Telefonumu getir. Nerede lan telefonum? Buradaydı. Nerede? Ha, hemen evde bir şey kayboldu mu hırsızı suçlayın değil mi? Bilal abim, komodinin üstüne koyuyor telefonu genelde. Komodin. Dur, dur çaldırayım. Bak. Geliyorum Bilal. Ulan o benim eski telefonum. Benden çaldığın telefonla beni mi çaldıracaksın manyak? Seni... Oğlum seni çok pis döveceğim lan. Seni çok pis döveceğim. Sen dur. O benden çaldığın yepis yeni bilgisayarım var ya... Onun için ayrıca... seveceğim seni. O bilgisayar sen benim için almadın mıydı? Oğlum... benim evime girip beni soyan hırsıza ben neden hediye alayım ya? Geçen hafta benim doğum günümdü ya. Dedim masanın üstüne paket bırakmışlar, bana aldılar diye düşündüydüm. Şu an nasıl kırıldığımı tarif edemem ya. Ay ne oluyor gece gece ya? Şevket! Mehtap! Ne oluyor lan? Beni affettin mi sen aşkım? Döndün mü bana yoksa? Lütfen üstüme gelme Mehtap. O günler geride kaldı. Ben işim gereği bu akşam buradayım. Kızım! Yeter. Sen nereden tanıyorsun hırsız beyi? Biz gide gele, gide gele aramızda bir... elektrikleşme oldu. Ama Mehtap'ın... her gece barlara çıkması bizim ilişkimize biraz zarar verdi. Ya sen akşam bana ne yedirdin? Ben nasıl bir kabusun içindeyim ya? Ya doğru söylüyor baba. Gerçekten gide gele aramızda bir şey oldu. Hem o kadar romantik ki. Bak geçen gün bana bu yüzüğü hediye etti. Her gece yatmadan önce takıyorum. Ulan bu ananın yüzüğü. Ya. Ondan çalıp sana vermiş. Yabancıya gitmesin dedim. Kötü bekliyorum. Ay çok şekersin, canımsın ya. Gerçekten canımsın. Yalnız Şevket beni affet ya. Gerçekten her akşam eve erken geleceğim. Gece hayatına son. Olmaz Mehtap, olmaz. Ben her gece barlarda dolaşan bir kadına sevdiğim diyemem. Ahlak, ama özellikle ahlak benim için çok önemli. Ahlak diyor ya. Yeter hırsız kızıma ahlak dersi veriyor.
Oğlum ben seni nasıl döveyim ya? Ben seni nasıl döveyim ya? Ha? Bu kadar fevrilik sebebi ne? Sen niye bu kadar coştun yine ya? Sakin ol Bilal'im. Ne olur sakin ol. Ya kızım nasıl sakin olayım? Allah aşkına nasıl sakin olayım? Yeter ya. Adam 37 kere girdi benim evime. Benim anam girmedi bu kadar bu eve ya. Yeter. Çabuk benim telefonumu getir bak. Hemen. Delilikle katillik arasındaki o ince çizgideyim. Hemen getiriyorum. Çabuk. Ne olur öldürme taşkın. Yok biraz daha sabredeceğim. Bir dakika bir dakika sen kaç defa dedin? 37 mi dedin? Evet. Ne oldu ki? Ben bir dakika bir yanlışlık var. Ben bu eve 36 defa girdim. 36. Bilal nasıl? Abi. Bilal abi. Başka biri mi var? Bilal abi başka biri mi var ha? Vallahi ne bileyim ya. Bilal abi. Kim o ha? Kim? Kim? O kim? Kim o? Bilmiyorum. Sarhoştum. Hatırlamıyorum. Kendini başkasına mı soyduruyorsun Bilal abi? Soydurdum de! Soydurmadım! Soydurdum de! Soydurmadım! Soydurdum de! Soydurdum! Yalan söylüyorsun! Sen resmen beni dövmek için bahane arıyorsun. Bana vurdun ya! Bilal abi, bana istediğini yap. Vur, kır, döv, polise ver. Bunların hepsini kaldırırım ama kendini bir başkasına soydurmanı asla kaldıramam. Asla! Ya ben onu sen sanmıştım Şevket. Sen de herkes gibiymişsin Bilal abi. Her önüne gelene kendini soyduran basit, yazık bir insanmışsın. Gerçekten yazık. Şevket, lütfen her şeyi açıklayabilirim. Dur. Şevket dur bir gitme ne olursun. Sakın bana engel olmaya çalışma. Gitme o tek gecelik bir şeydi ya. Yük de hafif, paha da ağır ne varsa aldım. Ve bu son gelişim olacak. Şevket gitme ne olursun. Buldum. Şevket ben ne yaptım ya? Bilal hırsız nerede? Kalbimi çaldı gitti. Kalbimi çaldı gitti. Ne diyorsun sen hasta mısın? Nerede adam? Ne oluyor lan? Bilmiyorum ki. Yeter. Nerede adam? Adam hırsız gitti. Nerede? Kaçtı gitti. Nereye gitti Bilal? Ne bileyim ben nereye gitti ya kızım. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim kalbimi çaldı. Lan hırsız mesaj atmış. Ne diyor ver bakayım. Arabanız eskimiş de onu da aldım. Sen daha ilerine layıksın. Öptüm kendine iyi bak. Bay bay. Arabayı götürmüş. Bilal. Arabayı mı çaldırdın? Çaldırmadım. Çaldırdım de. Çaldırmadım. Çaldırdım de. Çaldırmadım. Çaldırdım de. Ya. He çaldırdım ya. Yalan söylüyorsun. Ya bu nedir ya? Bize ofis hayatını anlatabilecek birileri var mı? Burada diyen kim? Merhaba. Merhaba. Ne gibi yalanlar oluyor ofislerde? Çalışma hayatında diyelim aslında. Yani çok uzun bir çalışma hayatım olmadı ama evlendim, ayrıldım işte. Hani klasik. Pardon. Bildiğim ha, şeyi... Evlenince işten mi ayrıldın? Evlenince işten ayrıldım. Ya yani, halkla ilişkiler bölümündeydim. Müdürümüz çok iyi bir insan, selam ona ama... Bazen bildiğim şeyleri ben yapamam, bilmiyorum falan diyordum. Ya da çalışma arkadaşıma bugün çok güzel olmuşsun diyordum. O da o tarz işle alakası olmayan, iyi geçinmek için olan yalanlar. Kimdi arkadaşınız çalışma arkadaşınız? Ya çok zor bir insandı. Beni izliyorsa ona selam göndermiyorum. Adı ne? Kendisini hiç sevmiyordum. Söylüyorum burada. Gerçekten çok zor bir insandın. Geçen bu mu çekiyor beni? Evet. Geçen bir buçuk yılım o kadar zor
sandı ki dur ayağa kalkacağım. Yani odada sakız çiğniyordu ya. Böyle bir şey var mı? Odada sakız çiğniyordu, tırnaklarını törpülüyordu, ayak tırnaklarını oje sürüyordu. Hepsini esefle kınıyorum, işten çıkacağım diye sustum. Ama... Ama ben evlendim, o hala bekar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuyla ilgili? Yani insan olarak iyi bir insan ama iyi bir çalışma arkadaşı değildi. Beni çok yaraladı. İnanılmaz toparladınız. Bütün şeyi hallettiniz yani. Kötü imajı sildiniz. Yani iyi bir insan olması demek, iyi iş ahlakına sahip olması demek olmadığından o anlamda söyledim. Yani iyi bir iş ahlakı yoktu ama iyi bir insandı. Tamam, şimdi açığa kavuştum. O yüzden şimdi biraz topladım diyelim. O dediğinizden oldu. İlk teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu ofisteki, iş yerindeki yalan demeyelim de bu çeşitli doğruları saptırmalara o iş yerinin sahibi nasıl bir çözüm bulmuş izleyelim efendim. Buyurun. Bitti mi törpünüz? Ya vallahi bayılıyorum şu yıl son toplantılarına. Hesaplar ortaya dökülüyor. Ne kadar şahane bir ekip olduğumuz tekrar ortaya çıkıyor. Ben sizi severken ölürüm. Canım arkadaşlarım benim. Ya öyle şey olur mu? Asıl ben ölürüm sizin için. Mesela Yeter Hanım, sizin sayenizde... Biraz alçalmaya geçtim ama sonrasında bir baktım. Dedim ki yani... Yeter Hanım sayesinde ne kadar güzel, ne kadar verimli bir yıl geçirdik. Böyle bir pazarlama departmanı olur mu ya? Sizin için böyle duble yollar inşa ederim. Sonunda o yollarınıza ölürüm vallahi. Ay yapmayın lütfen Bahadır Beyciğim. Asıl ben sizin için ölürüm. Hatta kendimi köprüden aşağıya atarım. Velev ki birinci köprüde trafik varsa hop ikinci köprüye geçerim. Oradan aşağıya kendimi atıveririm. O derece bir sizi sevmek. Yani nasıl seviyorum sizi? Anlatamam ya. Hele şu haklı İlişkiler departmanım yok mu? Muhasebe bölümüm yok mu? Ya. Çok yaşa, çok. Amin. Siz de görün. Amin. Biliyor musunuz? Sevgili muhasebe bölümüm, departmanım. Buyurun. Sizin o takım ruhunuzun gıdısını böyle yakaladığım gibi. Kafayı böyle o gıdıya sokar. Orada böyle bir sürü öpücüklerimi verip çıkarım. Yani o derece. Teveccühünüz efendim. Çok teşekkür ederim. Ama... Asıl bu kadar başarılıysak sebebi insan kaynakları bölümünde efendim. Siz Mehtap Hanım resmen insanları kaynağından el değmeden alıp şirketimize getiriyorsunuz. Aha! Siz benim için hayat enerjisisiniz. Gerçekten. Bütün hayat enerjimi, ilham kaynağım sizsiniz ya. Sizlerden alıyorum ben bunu ya. Gerçekten. Ya hatta geçen gün birini işe alacağım. Baktım gözler aynı İbrahim Bey, hemen aldım işi, o kadar. Ya biz ne tatlı bir ekibiz böyle. Ya bu nasıl bir sevgi? Bu nasıl bir tatlılık? Bakın, birlik olmazsak biz bir hiçiz. Evet. Hadi o zaman. Hadi. Birimiz, hepimiz büromuz için. Oley be! Ay çok mutluyuz, çok güzeliz ya. Gerçekten. Hepiniz hala bekarsınız ama ben evliyim. Yıkama yağlamanız bitti mi? Aman efendim, aman İsmail Beyciğim. Lütfen canınızı sıkmayın. Asla oksijeniniz bozulmamalı. Hemen ben havalandırmayı açarım. Azotunuz ciğerinizi yakmasın efendim. O zaman toplantımıza geçelim. Açın. Yeter Hanım, siz olmasanız burada bir tane dürüst insan yok. Ay yapmayın efendim. Ben nefret ederim yalakalıktan biliyorsunuz. Hazırsanız toplantımıza geçiyoruz. İsmail!
Kolay Bey, söylemeden edemeyeceğim yalnız. O kadar güzel giyinmişsiniz ki adeta parlıyorsunuz. Adeta bir popstarsınız canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni aşağı indirin. Biliyorsunuz yalakalığı hiç sevmem. Tabii. Oturun. Buyurun. O yüzden yıl sonu toplantımızı ne yapıyoruz? Yılan makinesiyle yapıyoruz. İsmail Bey, sanırım o yalan makinesi. Yalan makinesiyle yapıyoruz. Bravo. Çok güzel. Dağıt. Tabii ki efendim. O zaman şu kasıkları da takalım. İsmail Bey, kask. Kaskları da takalım. Yani... Buyurun Bahadır Bey. Biliyorsunuz ben yalakalığı hiç sevmem. O yüzden yıl sonu toplantılarımızı artık birbirimizi aldatmamak için yalan makinesiyle yapıyoruz. Efendim ne gerek vardı? Biz zaten aslında çok dürüst çalışan bir ekibiz. Evet. Çalışırsınız efendim, yine çalışırsınız. Buyurun. Efendim benim şahsen yalanla uzaktan yakından alakam yoktur. Ben hayatımda bir kere bile yalan söylemedim. Efendim ben helal süt emmiş bir insanım. Anne? Bu makine bozuk. Allah Allah. Bozuk değil efendim, deneyelim. Ben Amerika Birleşik Devletleri Başbakanı Obama'yım. Bu Obama'yım. Şu Obama'yım. Gördünüz. Buyurun Bahadır Bey. Ben Bahadır. Aa, çalışıyor. Vallahi ben Angelina Jolie'yim. Vallahi çalışıyor ya. Ben Brad Pitt'im. Evladım. Bak, bak, bak. Şarjı ısınıyor bunun. Şarjı ısınıyor. Abanla bu kadar evladım. Brad Pitt'miş. Pitt'siz herif. İsmail Bey, yani bu makineye, bu yalan makinesine ne gerek vardı? Biz zaten birbirini çok seven bir ekibiz. Yani sevmesek bile birbirimize saygı duyuyoruz. Efendim, hadi bunları boş verelim ama patron olarak size bayılıyorum. Demek beni sevmiyorsun he? Sizi sevmemek mümkün değil. Ben sizin çok yönlü bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Ben sizi canımdan çok seviyorum. Evet, ben patron olarak size çok güveniyorum. Allah da benim cezamı versin. Demek bana güvenmiyorsunuz he? Size hiç güvenmez olur muyum efendim? Ama ben ne desem ötüyor bu alet. Bir dakika ne yani şimdi atıyorum ben. Nefret ediyorum sizden. Aşağılık pislikler, lanet olası lanetler desem ötmeyecek mi? Evet. Ya ayıp ya ayıp. Bir de milyonluk aletin sesini taklit ediyorsun ya. Güvenmiyormuş. Oysa ben size bu ay hepinize zam yapacaktım. Prim verecektim ya. Ya cebinize 3-5 bir şey atacaktım. Arkadaş alet benim, bana da ötüyor, bu ne? Vay İsmail Bey vay. Demek bize zam yapmayacaktınız ha? Kusura bakmayın, ben bu şartlar altında çalışamam. Tamam çalışırım, çok boş boğazdım, kimse beni almaz. Aferin. Sonuçta ben doğru dürüst insanları severim yani. Zaten bu şirkette her şey sizin iyiliğiniz için. Resmen kendimi yiyorum ben şu anda. Ben bir şey söylemek isterim. Yeter Hanım'ı işe aldığımdan beri kendisiyle ilgili bazı soru işaretleri var kafamda. Hazır yalan makinesi de elimizin altındayken onu bir sorgulamak isterim. Bir kere ben bu şirkete girerken kesinlikle yalan konuşmadım. Azıcık attım. Sonuçta benim bir sürü özelliğim var. Ve bu özelliklerle bu şirkete girdim. Ay güleyim bari. Bu şirkete İbrahim Bey'in ricasıyla girdiğinizi bilmeyen yok herhalde. Bilmeyen yok dedi, öttü. Bir yanlışlık var. Yanlışlık yok, ben bilmiyordum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Niye kavga ediyorsunuz ya? Ben sizi çok seviyorum hepinizi. Vay salak. Gerçekten çok seviyormuş. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Bakınız. Ben bu şirkete girerken hiçbir şekilde herhangi bir iş çevirmedim.
İbrahim Bey beni çay içip bana umut verme vaadiyle kandırıp kötü emellerini alet etti. Hain! Asıl sen beni kötü emellerine alet ettin. Hani seni işe aldırırsam benimle çıkacaktın? Şimdi asansörle bile çıkmıyorsun benimle birinci kattan. İbrahim Bey hiç olur mu? Ben sizi ilk gördüğüm andan beri elektrik alıyorum. Yani sizi gerçekten bir ara beğendiydim. Sonuçta ben bu şirkete girmek için sizi kullanmadım. Ya ben bir sürü iyi özelliğim var sonuçta ya. Bana bak. Sen benimle birlikte olmadıysan burada kiminle birlikte oldun söyle. Ne? Kiminle birlikte oldun da girdin bu şirkete? Kim? Sen. Kimseyle, ben kendi özelliklerimle girdim. Ya benim bir sürü yeteneklerim var. Allah kahretsin. Açıklıyorum, benimle birlikte oldu. Şaka şaka değil. Şansımı deneyim de. Tamam, açıklıyorum, benimle birlikte oldu. Hain kadın, hani ilişkiye hazır değildin? Kandırdın beni, kandırdın. Ay üzülmeyin İbrahim Bey ya. Siz daha iyilerine layıksınız hem. Şöyle bir etrafınıza bakın, belki vardır sizinle ilgilenen birileri. Kimmiş o çirkef? Sen misin? Asla! Ölüyorum sana İbrahim. Arkadaş, şirket resmen Brezilya dizisine dönmüş. Hiçbir şeyden haberim yok ya! Şaka şaka, her şeyi biliyordum. Arkadaşlar, şirketin cari açığının anda bu kadar olmuş. Aranızdan birisi bunu alıyor. Bu aksiyon küçük izleyicilerimiz içindi. Kim yaptı bunu, kim? Efendim, tamam, kesinlikle ben yapmadım. Kesinlikle ben. Çünkü herkes de bunu. Yapmadım diyorum. Yalan sana yalan söylemiyorum ya. Yemin ediyorum ben yapmadım. Teker 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 konuşun. Teker teker. Birisi yalan söylüyor. Teker teker konuşun. Sen. Ben yapmadım. Sen. Ben yapmadım. Sen zaten yapmazsın. Lan. Yani İsmail Bey, benden şüphelenmiyorsunuz herhalde. Ben yapmadım tabii. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Tamam, ben yaptım. Ama ben yaptım ama hepinize kumburgazdan yazdık aldım. Seni hain. Aa. Demek ki sen çarptın, çığırttın. He? Yakalayın. Durun. Kimse beni yakalayamaz. Ben onurum ve gururumla tek başıma çıkarım buradan. Doğru söylüyor. Akıllı çocuk ya. Hadi git. Dürüst. Gördünüz mü arkadaşlar? Yalan makinesi sayesinde kimin hırsız olduğunu gördük ve onu yakaladık. Yakalayamadık. Adam kaçıyor ya. Yakalayın. Bakalım bizdeki arkadaş ilk defa biniyor minibüse. O neler yaşıyormuş izleyelim. Buyurun. Ya kızım, oyalamıyorum seni ya. Seviyorum, ne uğraşıyorsun benimle? Biz dolmuşçuyuz kızım. Bizim için öyle günlük sevdalar indi bindi gibidir. Hoşlanmayız yani. Anladın mı? Bak, o çocuğu Facebook'tan çıkaracaksın. Onu kartal pendik arası dinlene dinlene döverim ha. Kapat telefonu. Sen kapat ya. Kapat be. Ya tamam. Abi selamlar. Şuradan bir öğrenci alır mısınız? Lan! Sen nerenin öğrencisisin oğlum? 200 lirası olan öğrenci mi olur lan? Abi ben haftalığımı yeni aldım da o yüzden bozduramadım. Kusura bakmayın. Yazık ya, bu parayı bozmayalım. Bak sen genç adamsın, para seni bozar. Ben bunu senin için saklayayım. Abi öyle şey olur mu ya? O benim haftalığım ama. Sus lan! Bak vallahi seni motora oturturum. Gaza basa basa seni buharlaştırırım hararetten ha. Yavru, şuradan iki tane görümcegiller alıver. Ablacığım, bu görümcemgillerden geçmiyor. Halamgillerden geçiyor. Ha, hadi inelim o zaman. Sen utanmıyor mu dalga geçmeye, küçük su? Al bakayım şuradan iki pendik. Formalı kazık, kalk bakayım sen de oradan. Varis sahibi insanım ben canım. Abla, bindiğin gibi taradım minibüsü ya. Tamam. Kalk kalk kalk. Ya şişle dürtüyor ya. Buyur abla. Abi oturacak yer kalmadı. Biz nereye oturacağız?
Koçum biz söktürdük ya koltuklar fazlalık biliyor musun? Ayakta yolcu alamıyoruz sonra. Sıkıntı oluyor. İyi günler. Şuradan bir öğrenci bir de öküz alır mısınız lütfen? Ya hayatım ne öküzü mü gördün sen ya? Ayrıca öküz neymiş yani? Bari bufalo deseydin. Ya gerçekten yeter artık şu görgüsüzlüğün ya. Sana evlenelim dedim. Bana gittin ev aldın ya. Bu ne biçim şeymiş? Sen artık benim hayatıma alışacaksın. Zenginsin ama bu da benim yaşam tarzım. Lütfen ya. Senin için daha ne yapabilirim yeter ya? Baksana minibüse bile bindim. Gittim limuzinimin anahtarına akbil taktırdım. Bir muavinle yüz göz oldum, ondan dolmuşça öğrendim. Bak göstereyim sana. şoför arkadaş, şuradan bir tane minibüs alır mısın? Yalnız bozuk yok. Ben son durakta bozdurup veririm sana. Bozuk ne ya yani? Parayı yırtıp mı vereyim, ne yapayım? Şuş ya. Abi biz metrobüsten inip bu geri iade makinesine uğramayınca 3 gün uyku uyuyamıyoruz. Adam bindiği minibüsü satın almaya çalışıyor ama şu anda. Bak kız bak. Kızın hakkını parayla çelmeye çalıştı ama kız uyanık yemiyor. Sen ne her şeyi anlatıyorsun be, geniş özet. Sorduk mu? Ya arkadaşım hep bu görgüsüzlüklerin işte ya. Hep bu rezilliklerin, bu çok ayıp bir şey ya. Lütfen şunu yapma, insanların içinde rezil ediyorsun beni ya. Hayret bir şey. Kim sevgilisine hediye olarak boş çek defteri verir ya? Kim? Şoför bey. Bu dolmuş ne zaman kalkar? Ablacığım dolmuş bu. Dolmuş mu? Dolmamış. Bekleyeceğiz. Ama bu da pek sinirli be. Bu evde hiç çekilmezler. Kıllı ve öfkeli. Oo. Hadi kalkıyor. Pendiye, 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 pendiye. Kim gelecek? 5 kişi. Bu ne ya? Abiciğim bak orada boş yer var. Doldurun orayı. Aa, lütfen. Hadi sıkışın oraya. Evet. Yani, yani. Biletleri alayım. Arkadaşlar biletleri alayım. Lan bu piyango bileti. Ya çıkarsa? Seslen. Adam gibi benim paramı verin bakayım. Arkadaşlar sen vermeyeceğim mi hanımefendi? Sen bilmedin mi ya? 2 liraya apartman mı dikeceksin ya? Versene benim paramı. Ver ablacığım. Hadi bismillah. Pardon ya. Sen verdin mi lan? Abi 200 lira verdim, hatta üzerini bekliyorum bunun ben. Bakayım sana. Tanıdım seni, tamam. Hey, benim de bir balya üstü vardı. Son durakta bozdurayım, vereceğim sana. Yalnız bir dakika beyefendi. Tacize karşıyız. Biraz yana kayar mısınız? Kayayım canım. Ne oluyor lan? 2 saattir arkamda. Şu atom karıncayı biri tutsun ya. Kaç bakayım. Ya. Bu abi bu. 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 Bravo. Bravo abi. Bravo. Terbiyesiz ya 2 saattir. Abi sağ ol. Ne olacak ya? Sen parayı verdin mi lan? Abi 200 lira. Üstünü alacaktım. Hatırladım seni. Yeter. Hayatımda ilk defa birisi bana para verdi. Ürküyorum şu an. Ya sırf seni sevdiğim için şu fakir yuvasına bindim. Üstüme başıma bulaşacak. Babam beni öldürecek. Ya bıktım babanın parasından. Memleketimin içindeyim ya. Niye bana şey yapıyorsun burada? Kusura bakmayın ne olursunuz. Kusura bakmayın ya. Aferin. Bak kız gururlu çıktı. Helal olsun. Hiç beklemezdim. Ya sen ne karışıyorsun be kadın? Bana karışma yetkisini kim verdi acaba sana? Yeter. Sen az önce çek defterinden falan bahsettin ama... Bak ben ince ruhlu bir insanım. Sana tabii ki öyle hediyeler alırım. Hayır sen kalın kafalı bir insansın İbrahim. Ne olur sus artık ya. Arkadaş istediğiniz kadar ince değilse müsait bir yerde indirip inceltebilirim. Ha. Pardon da çemçük dudaklı sana ne oluyor ya? Ya bak vallahi şikayet ederim, alırım plakanı ha. Ya ne oluyor? Sen Allah'ın sana komple plakayı vereyim. Sen benim minibüsümle bana atar mı yapıyorsun lan? İn lan aşağı. Adam küçük ama işlevli. Ne olur beni koruyun, çok param var çocuklar. Aa şoför bey, otobüs kendi kendine gidiyor. Öleceğiz biz burada. Ya günde 30 sefer yapıyoruz biz. Yolu bilir o, sen bırak. Gel lan sen buraya. Yok. Efendim ne olursunuz sinirlenmeyin. O böyle ortamlara pek alışık değil. Ne olursunuz olur mu, onu hoş görün. Sen yanındaki maniteye dua et. Anlaştık. Teşekkürler.
Hanımefendi biz anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Eğer konuşabilseydim şu dikiz aynasında 24 saat sizin o çipil gözleriniz olurdu. Yeter. Yeter ama bak. Ne var? Burada fakir özgüveni var. Hiç sağlıklı bir şey değil bu. Sen madem bu kadar halk seviyorsun, gidelim bir halk pazarına, sana oradan istediğin kadar halk alayım. Ya dur. Ay bu Semir Müşten adam olmaz ya. Kızın ruhunu anlamıyor be anam, anlamıyor ya. Ya sana ne be, dul biber. Beni fakirlerle muhatap ediyorsun, fakirce çözdün burada, ne olur. Lan! Sen anan yaşındaki kadınlara ne atar yapıyorsun lan? Ya yaparım yapmam, sana ne be, senden mi korkacağım, sana ne? Yalnız abicim, sen o yediğin yüreği hemen hazmet. Çünkü adam minibüs şoförü, bunların sağ kolu direkt levyeye dönüşüyor ya. İn lan aşağı. Sakin ol küçük adam, sakin. İbrahim git bari. Sakin ol küçük adam, anlaşabiliriz. Ulan vitesi beşi kafayı sana taktım Pokemon. İn çabuk aşağı, konuşacağız. İbrahim ne olursun in, halktan biriymiş gibi ona seslen. Hadi. İn, hadi. İn, hadi. İn, in, in. Ne oluyor ya? Kıza getiremedik değil mi? Ya evet. Burada İbrahim'i öyle bir doldurmalısın ki yeter, evet. İnmeli. Ona göre. Evet. Hadi. Evet. Niye gülüyorsun? Onu hayal ediyordum, o sırada da kaçırdım onu. Sen ama bunları konuştuk, sahnede konuşmayacağız. Niye böyle yapıyorsun beni? Düşün artık. Evet. Hadi çabuk in. Herkes seni bekliyor. Öyle bir konuşmaya halkın insanı. Bir dakika, pardon. Pardon, çok güzel. Sultan da yardım etsin. Sultan, hadi. Ver gazı sende. Destekle. Sen beni arkadan destekle. Destekle, hayır. O da... Bu konuşma nereye oradan gidiyor? Oradan da böyle uzan. İbrahim'e uzan, sen de destekle. Buyur. Hadi filan yap sen de. Hadi hayatım, in. Halkın sesi ol. Öylesi bir konuş ki herkesler de sana hayran kalsın. Sen yetmiyorsun bana, yetmiyorsun. Evet, siz yapabilirsin bunu, başarabilirsin. Bir saniye, siz beni çok ikna edebilir gibi duruyorsunuz. İn artık. Ama ben gerçekten hiç ikna olmuyorum, hiç gaza gelmiyorum. Adam bak dondu orada soğuktan. Hadi, hadi süpersin, çok yakışıklısın. Pardon, Sultan. Neresin sen? Kralsın, aslansın. Ben de yedim bunu. Gaz büyüyor ya. Adam yürüsü kırdı ya. Dur oğlum, bir dur ya, bir dur. Hiç manyak mıdır nedir ya? Sultan, kendine getirmek için İbrahim, kendine gel. Bunu yapabilirsin de bir tane şaklat. Sonra konuşuruz kuliste. İn diyorum ya, in. İnebilirsin, yapabilirsin. Herkes seni bekliyor, inme onu. Öyle bir konuşma çek ki adam böyle mol gibi kalsın. Yani hala bir ikna olamıyorum. İbrahim, kendine gel. Tamam tamam, ben bir şey yapmayacağım. Tamam tamam. Tamam tamam lan. Ben vallahi bir şey yapmayacağım. Ben o zaman ineyim, bir tane de ondan yiyeyim. Hadi, hadi. İndim. Kız, yürekli çıktı ayı. Karadul! Çiftleştikten sonra kocanı yemişsindir sen kesin, pis! Yedi, yedi, evet yedi. Ha, bu da onaylıyor, bak. Gel lan buraya. Böyle iyi. Gel lan buraya. Ya iyi böyle. Git, 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 git. Sultan, gideyim mi? Git canım. Tamam. Tamam, geliyorum. Geldim. Senin derdin ne lan? Sinek ikili. Bak arkadaşım, önce o elini bir indir. Lan indirmezsem ne olur? Ha? Şoförüm, rengim kara, indirmem elim hep havada. Hadi cevap ver ona, cevap ver. Dolara yatırdım paramı, faiziyle aldım arabamı. İki araba arasına yüzle girelim. Bak canımı sıkma, döverken inletirim. Kabalaşma, güceniyorum. Bir kız sevdim, fakirleşiyorum. Arkamdan konuşup solo yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım. Zenginim diye yüreksiz bellediler, dolmuşa bindim fena ellediler. Seni pişmiş tavuk gibi yerim, müsait bir yerde indirip... ...severim. Zenginsin dediler, hiç sevmediler, bir selamıma kredi verdiler.
Param çok diye aldanma ey güzel. Derdin de çoktur, anlatamam, özel. Bir villa aldım sıfır ve maliyetsiz. Ama içindekilerin hepsi samimiyetsiz. Aklımda tutamam, paramla alırım bilgiyi. Dolmuşta gördüm hayatımda görmediğim ilgiyi. Naber? Fena değildi koçum. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Aşkım, bravo sana, bravo. Harikasın. Artık benimle evlenebilirsin. Amerika dediğin 50 eyalet, ettik sana sevgimizi emanet. Eğer olsaydım evlenecek adam, değişmezdim ben adam. E hadi o zaman New Jersey'dir merkez ve İbrahim kaçar. Nereye gitti ki bu şimdi? Ablacığım alışacaksın bunlara, gel gel. Bak, delikanlıyı seviyorsan şöyle bir söz vardır. Gülü seven dikenine katlanır, delikanlıyı seven atarına katlanır. Yürü lan! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.